Ben kaykayı bir spor olarak görmüyorum. Yaşam biçimi olarak görüyorum. Benim için arkadaşlık, beraber bir şeyler deneme. Kaykay çok sosyal bir spor. Resim çizerken bulamadığım rahatlığı kaykay çizerken keşfettim. Kendimi çok özgür ve rahat hissediyorum. Kaykayın hayatımda değiştirdiği şey maddeyi bıraktırdı bana. Madde bağımlısıydım. Kaykaya başlamam, nasıl sana söyleyeyim, bundan bir 6-7 sene önce falan buradaki arkadaşlarımın sayesinde heves ettim birazcık açıkçası. Birebir insanın sinirini, stresini alıyor yani, oradan hoplayayım, buradan zıplayayım derken bir bakmışsın tertemiz olmuşsun, hiçbir şeyin kalmamış. Peace! Yaşında falandım. Şimdi gerçekten milattan önce gibi geliyor. Kaykay parkı falan pek yoktu. Hatta belki bir tane vardı, böyle köprü altında bir tane rampa vardı. O zaman da kaykaycılar, patenciler zaten beraber aynı yerde kayıyordu. Bütün sosyal yaşamımız sokaktaydı. Bizim sosyal dünyamız tamamen sosyal olmaktı. Yani birbirimize dokunmaktı. O zaman da işte ne yapıyorduk? Hani ben tek başıma sokağa çıkıp kaykay kayıyordum. Asıl mesele beraber olmaktı. Gerçekten çok güzel bir community vardı o zaman. Yani herkes birbiriyle dost, arkadaş ve beraber eğlenirdik. Beraber kayardık, beraber müzik dinlerdik, beraber içerdik. Beraber saçmalardık, beraber üzülürdük. Biraz depresif zamanlarımda, nereden geldi bilmiyorum aklıma ama bir tahta alıp cruise yapmayı istedim. Çünkü yollar çok güzeldi, böyle tam kaymalıktı falan filan derken bir spot keşfettim, kaykaycıların olduğunu fark ettim, yanlarına gittim. Daha ilk günden itibaren onların gazını hissettim. Olay çok hoşuma gitti ve ikinci, üçüncü gün olli denemeye başladım. Derken onlar da çok tatlı, sevimli insanlar çıktılar ve beni aralarına aldılar. İnsanlar seni sürekli spotlara, şuraya buraya parka çağırdıklarında zaten hype doluyorsun, yani gitmek istiyorsun. Zaten full gaz bir insanım karakter olarak, o yüzden biraz da hiperaktifim. Kaykay benim sporum oldu gibi bir şey. İlk başta böyle çevremde çok görüyordum, hani kaykay süren çok kişi vardı. Ben de böyle bir heveslendim ama hiçbir cesaretim olmadı çünkü hani gördüğüm bir kız yoktu açıkçası. Sonra baktım böyle etrafta bayağı kayan insanlar, kızlar var falan. Sonra ben dedim ki artık bir kaykayım olmalı ve bir kaykay sunmam gerekiyor dedim böyle kendi kendime. Başkalarından görerek ve heveslenerek, böyle bir cesaretlenerek. Yurt dışına gidildiği zaman ben annemden Kaykay dergisi isterdim. Yani bütün hareketleri, bütün şeyi biz oradan alırdık. Dergilerden ve videolardan alırdık. 90'ların başında bir kere internet yoktu. Sosyal medyayı zaten geçtim. İnternet yoktu. Kaldırım yoktu bir kere. Doğru düzgün kaldırım yoktu. Hani hatta yolların da bazıları Arnavut kaldırımdı. Alışveriş merkezi çok fazla yok. Kaç tane vardı gene onların otoparklarında. Biz kayıyorduk bankaların önünde. Gene kovuluyorduk. Güvenlikler vardı. İşte polis izin vermiyordu. Güvenlik kovuyordu. Burada ayak yapmak yasak. Aynen dağılım. Ne yapıyorsun ya? Ya dayı biraz daha kayalım be, hadi be dayı be. Yapmam lazım şu an. Bir kere, son bir ve gidelim. Bir kere ya. Üç oldu. Bir kere deneyeceğim, sonra gideceğim. Sokakta kaymayı da çok seviyorum, parkta kaymayı da çok seviyorum. Ama sokakta, parkta kaydığım kadar rahat değilim. Çok iyi bir soru geldi. Sokakta mı kaymayı seversin, kaykay parkında mı kaymayı seversin? Tabii ki de sokakta kaymayı severim. Asla yani
Bir kere zaten günümüzün kaykay parklarını sokak gibi yapmaya çalışıyorlar. Kaykay parkları dışarıdaki spotlar gibi, gerçek spotlar gibi. Ben de onları seviyorum. Yani sokakta kaymayı seviyorum. Bu işin asıl ana kültürü zaten sokak. Skate park değil. Ha ama dipnot tabii ki de skate park olması gerekiyor ki kendini geliştirebileceğin belli seviyedeki objeler olsun. 20 yıldır kaykay kayıp da 17-18 yıldır hiç kaykay parkı olmadan bu işi burada sürdürüyor olmak çok kötü bir şey. Diğer sporcular da böyle kalsın istemiyorum. Son 5-6 yılda çok fazla skatepark açılmaya başlandı. Afyonkarahisar olsun, Kayseri olsun, İzmir, Samsun, Denizli, pek çok şehrimizde var aslında. Doğu'da da var. Şehir planlaması ve kaykayın gelişimi bence paralel gidiyor. Yani hakikaten şu anda sahil yolunda işte bisiklet yolu var, koşu yolu var. Orada kaykay yapabiliyorsunuz. Bunların hiçbiri yoktu. Bizim zamanımızda işte otoparklarda ve işte köprü altında bir tane rampa varken şu anda belediyenin yaptığı kaykay merkezleri var, kaykay parkları var. İstanbul'da birçok skate park var ama en çok ben Maltepe'ye geliyorum. Çünkü burası beton ve daha geniş bir alana sahip. Çocuklar aileleriyle beraber geliyorlar ve aileleri hareket yapılacak alanlarda, box'larda, kutularda oturuyorlar. Engelliyorlar bizi bir şekilde ve sürekli bir tartışma yaşanıyor aileler ve kaykaycılar ya da burada paten sürenler de oluyor. Çünkü burada biz kaymak için varız ve bu şeyler bizim için var. Onların bizi engellemesi büyük bir sorun. Bolt'ta kayarken kendimi sanki o anda onun içinde kalmışım gibi hissediyorum yani. Bir de müzikle kaydığım zaman tam konsantre kaydığımda böyle kendimi sanki başka dünyada hissediyormuşum gibi oluyor. Ben lisedeydim o zaman. Bir müzik grubumuz vardı Headache. 16 yaşında bir kız olarak sokaklarda rahatça gezmeme, bir barda şarkı söyleyebilmeme sebep olan, böyle bir güvenli bir komüniteye girmemi sağlayan bir unsurdu benim için kaykay. Düşünüyorum şu anda benim kızlarım var. Biri 9, biri 6 yaşında. Aynı özgürlükte büyütebilmek benim için çok önemli. Benim için spordan ziyade aslında bir kültür. 2017 yılında başladım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama çok sık kayamıyorum maalesef. Çünkü ailem bu konuda aşırı derecede desteklemiyor. Ama yine de biraz destek oluyorlar. Bu konuda onların biraz daha destek olmasını isterdim açıkçası. Aslında onlara hobi ya da hani haftada bir, iki haftada bir yapılabilecek bir hobi gibi geliyor. Ama bence hobiden biraz daha farklı bir tutku bence. Aileler genelde işte mesleklere yönlendiriyor, sporlara yönlendiriyor. Dolayısıyla evindeki kızını kaykay sporuna yönlendirmek istemeyen bence var. Çok vardır eminim. Çünkü normal erkek arkadaşlarımda da gördüğüm şey bu oluyor. Yani kaykaya binen, kaykayını saklayan, ailesi kaydırmayan, işte ya serseri sporu yok işte söyleler böyleler gitmeyin etmeyin vesaire. Dolayısıyla bu kadın durumuna geldiğimiz zaman kız sporculara edinmek çok daha zor oluyor. Ay kızım kayma düşersin, kolunu kırarsın. Çevrem benim birazcık çok fazla toplumsal, kadınsal şeylere çok dayalı insanlar. Yani kadının aslında nerede ne yapması gerektiğini çok fazla takan insanlar. Toplumun dayattığı şeyleri artık kendilerine prensip eden insanlar. Ve ben bunu hani kaykay kaymak istediğimi çevremdeki arkadaşlarıma bile söylediğimde onlar bana şey diyordu hani kızlar nasıl kaykay kayabilir, kızlar kayamaz ki falan diye tepkiler geliyordu. Ben de böyle daha çok cesaretlendim ve hani aslında daha böyle kaymak istedim. Bu toplumun baskısını, bu şeyi birazcık kendimde bile kırmak istedim. Şu dönemlerde kız kaykay kulübü falan kuruldu. Girl Skate Turkey açıldı Instagram'da. Kızlar birbirle kaynaşıyor, tanışıyor. Çünkü kızlar birbirini görüyor, yalnız kalmıyorlar, kimse yalnız hissetmiyor. Bir kıza tanışıyorum ve sonunda kendime göre bir arkadaş buldum diyor. Hani Girl Skate Türkiye'yi biz bu yüzden kurduk. İnsanlar çünkü kızlar çekiniyorlar, kaymaya çekiniyorlar. Bazılarının ailesi izin vermiyor. En azından böyle bir topluluk kurduğumuz için bazen bazılarının ailesinin hani bakış açısı değişecek veya kızların daha çok hani bize ulaşma şansı olacak. Benim ailem her zaman arkamda destek ve ben antrenman yaptığım zaman babam gelip neler yaptın diye soruyor bana. Hiçbir zaman yasak koymadılar, hiçbir zaman da engel koymadılar. Her zaman benim babam gelir bana der, ay benim milli kızım Rio'ya mı gidiyormuş diyor falan. Böyle konuşur benimle. Hani bırakın kızınızı, gelsin kaysın. İlk senemizde 500 gibi bir lisanslı sporcu sayısına ulaştık. Bu güzel bir rakamdı. İkinci senede bunu 800'e çıkardık. Bu yavaştı ama gene de iyi gidiyor. Bu 800 sporcunun 175 tanesi kadın sporcu. Bu gerçekten yani Türkiye için ve kaykay sporu için güzel bir şey. Milli takım kampında tek kadın sporcu olmak
Benim için bazen olumsuz oluyor çünkü arkadaşlarımın olmasını çok istiyorum. Kayarken gördüklerinde zaten geçen gün milli takım kampında antrenmana çıktığımız zaman bizi gördükleri zaman böyle baktılar bu ne takımı diye böyle. Kaykayı da görünce üstünde milli takımı görünce adamların hatta merak uyandı bayağı bir. Kaykayı milli takımı mı varmış? Kaykaycı nasıl milli oluyor falan diye. Çünkü hep sokak kültürü olduğu için insanların bize bakış açısı biraz daha farklı oluyor. Yani bir güreşçiye bakıyorlar bir de hani bize bakıyorlar. Sanki hani salaş takımmış gibi. Sokakta kayarken 90'lı yılların başında insanların tepkisi nasıldıysa bence şu anda da çok benzer. Hala şaşırıyorlar. Kaykaycı kız görmek garipken şu anda çocuklarıyla kayan bir anne görmek garip. Sokakta kayarken yaşlı amcalar, teyzeler başta biraz şaşırıyor hani. Sonuçta genelde bunu erkeklerin yaptığını görüyorlar ve biz birer kadın olarak değişik tepkiler alıyoruz. Bazıları çok bizim için endişeleniyor, düşüp bir yerinizi kıracaksınız, yapmayın. Bazıları da tuhaf bakışlar yapıyor ama artık bu bakışlara da alıştık çünkü yaptığımız yanlış bir şey değil, sevdiğimiz şeyin peşinden gidiyoruz. Benim hedefim şu an sporcu olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek. Ben hedeflerimin peşindeyim. Türkiye olarak da bence kızlar açısından çok şansımız var. 2020 olimpiyatlarında yapabileceğimize inanıyorum ben. Spor Bakanı'nın bize desteklemesini çok istiyorum. Bu sporcuların da bir şeyler başarabileceğine inanmasını istiyorum.